Evet dostlarım, yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Katerina bize bir tane Mine Bay mağazası açmıştı. Hatta burada bakın bizim giyim şeylerimiz var, giysilerimiz vesaire var. Bunları gerçek hayatta da çıkaracağız. Beklemede kalın. Gerçek hayatta da bu tişörtleri giyebileceksiniz. Her şey çok güzeldi yani. Katerina aslında kaybolmuştu ama sonra bana sürpriz yaptığını falan öğrendik. Ve Yujosta ve onun gardiyanlarıyla da dostlarım Katerina sürekli iletişim halindeydi. Ve ben de Katerina'ya bunu sorduğumda bir şey olmadığını, Yujosta ile sadece arasını iyi tutmaya çalıştığını bana söylemişti. Ve ondan sonra ekranda görüyorsunuz. Geçen bölüm Baba'nın botu böyle garip garip hareketler yapıyordu. Ekranda şu an o görüntüleri görüyorsunuz. O bot hareketleri yaparken bir anda yukarıdan aşağı yeşil bir konteyner düştü. Ve bu konteynerin içinde ise benim Mopicker'ı alıp aleve attığım efsaneler vardı. Normalde bu biliyorsunuz, bak şu konteynerden bahsediyorum. Bu konteyner dostlarım Mine Bay deposundaydı. Ve Yüce Usta ve gardiyanları bu konteyneri ele geçirmişti. Ama sonra Katerina ne yaptıysa bu konteyneri Yüce Usta ile konuşarak almış. Ve eğer bunu yapmasaydı herhalde Yüce Usta bu konteynerin içindeki göstereyim o efsaneleri dese bunları canlandıracakmış. Katerina böyle söyledi geçen bölüm bana. Daha önceki bölümde izleyin bakın, size de bir göstereyim. Burada dostlarım, oğlum bunlar canlanacak gibi geliyor, çok korkuyorum bak. Burada benim şu zamana kadar Mopicker'ı alıp aleve attığım tüm efsaneler yer alıyor. Bakın Lady var, Eldra var, Eldik'in tercümanıydı. Ondan sonra Codeman var, Dollar Freddy var, Gegoni var, 32 var ve Kajaros var. Bunlar normalde herhalde canlanacakmış. Eğer Katerina Yüce Usta ile konuşmasaymış ve onu ikna etmeseymiş. Ve ben de sonra Katerina'ya geçen bölüm şeyi sordum, yani bu efsaneleri aldık peki bunları ne yapacağız, yok mu edeceğiz diye sordum da bana işte bu eğlenceli kısmı, işin eğlenceli kısmı dedi. Ve ondan sonra içeriye girdi. Yani Katerina belki de dostlarım Yüce Usta ve gardiyanlarıyla bu yüzden iletişim halindeydi. Sırf Yüce Usta bu efsaneleri canlandırmasın ve tekrardan bunlar bize tehlike oluşturmasın diye yapmış olabilir. Ama niye Yüce Usta bu efsaneleri canlandırmaya çalışıyordu Katerina'nın dediğine göre, bunu bilmiyorum. Yorumlara teorilerinizi yazmayı unutmayın. Hey, lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Tamam, şimdi direkt ben içeriye gireceğim. En son Katerina içeriye falan girmişti. İçeride ne yaptı diye soracaksanız bilmiyorum. Burada Coco da olması lazım ama Coco! Katerina nerede? Bakıyorum, bir şey diyeceğim. Dışarıdaki o ses neydi? Dışarıda bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok, bir sıkıntı yok. Katerina'nın tam olarak nerede olduğunu söyle oğlum bana. Bakıyorum, Katerina yengem az önce şu kırmızı yünlerin arkasına gitti. Orada bir şey yapıyor herhalde, bilmiyorum. Tamam sen dışarı çıkabilirsin. Tehlike geçti şu anda. Sen dışarı çık tamam mı? Hadi. Hadi kokucum, hızlı ol. Hadi yürü 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 yürü. Kırmızı yünlerin arkasına geçti mi? Bir dakika şunu bir kırayım bakayım. Katerina burada mı? Aa durun, burada. Katerina burayı oda yapmış dostlarım. Katerina tam olarak ne yapmaya çalıştığını artık bana söyler misin? Yani işin eğlenceli kısmı derken az önce niye kastettin? Şimdi o tüm yanmış efsaneleri yok edeceğiz. Tamam anladım. Oradaki efsaneleri yok edeceğiz de ben şunu merak ediyorum. Sen Yüce Usta'yı nasıl ikna ettin? Eğer sen Yüce Usta'yı ikna etmeseydin o konteynerdaki yaktığım efsaneleri Yüce Usta canlandıracak mıydı? Bak şu anda bir belirsizlik var ve bu beni geriyor. Çünkü Yüce Usta belki de şu anda bize savaş açmaya çalışıyor mantıken. Benim Mopicker'ı alıp aleve attığım efsaneleri canlandırmaya çalışıyorsa Yüce Usta dostlarım ve Katerina buna engel olduysa Yüce Usta demek ki beni bitirmeye çalışıyor. Yani ben öyle anlıyorum Katerina. Yani beni aydınlatır mısın artık Katerina? Rica ediyorum, benimle bir konuş. Bak yalvarıyorum. Cevap versene bana. Bir dakika. Alev silahını al dostlarım. Şeydeki alev silahını aldı. Burada alev silahı var bakın. Katerina. Ya Katerina, bana cevap vermeyi düşünüyor musun artık? Hey! Cevap ver bana ya. Bak bunu tam ben de bilmiyorum ama bu yanmış efsaneleri toplamak için gardiyanları görevlendirdi. Hatırla, Chris ve Ferik Girl yanmış efsaneleri geri getirmişti. Yüce Usta buna kızdı ve o efsaneleri toplattı. Büyük ihtimalle onları yeni kurduğu ekibe dahil edecekti ama bunu engelledim. Kurduğu yeni ekibini mi katacaktı? Peki sen Yüce Usta'yı nasıl ikna ettin yani? Yüce Usta seni bu kadar çok mu seviyor? Yani bu efsaneleri kurduğu yeni ekibe dahil edecekti ve sen buna nasıl engel oldun? Bak ben bunu merak ediyorum. Yüce Usta'ya ne pazarlığı yaptın Katerina? Ona sadece rica ettim. Eğer bize ihtiyacı olursa yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Bu kadar. İyi tamam, yani öyle diyorsa dostlarım bilmiyorum ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Bana gerçekten inandırıcı gelmiyor. Yani Yüce Usta'ya yardım etmeye hazır olduğunu söylemiş dostlarım Katerina. Yani ben artık bilmiyorum. Cidden olaylar karıştı. Harbiden olaylar karıştı yani. Şimdi bunlara yok mu ediyoruz? Bir tanesini dışarıya çıkarır mısın? Tamam. Bir dakika dur. Kajaros'la başlayalım mı? Bunu kucağıma alabilir miyim? Tamam aldım. Kucağıma aldım. Bir dakika. Şu Kajaros'u şuradan bir dışarıya çıkartayım. Bunu nereye koyayım? Buraya koyayım. Tamam. Koydum. Hazır mısın? Hazırım. Herhalde daha fazla mı yakacak? Anlamadım ki Kajaros dostlarım ki. Zaten yanmış değil mi bunlar yani? Allah! Aa dur, yakıyor. Oha! Kajaros iyice oldu. İşte bu kadar. Hadi diğerini sen yap. Ver. Tamam. Şimdi o zaman başka bir efsane alalım dostlarım direkt içeriden. Hangisini alsak? Gegoni'yi mi alsak? Patron gelmen lazım, bir şey gördüm. Patron acil gelmen gerekiyor şu anda. Gerçekten gelmen lazım yani. Acilim de. Ne oldu lan Coco, ne gördün, ne oldu? Gel patron. Neyi gördün oğlum, söylesene. Lan bir dakika, bu bot. Oğlum Bobby'nin botu geçen bölüm konteynerin altında kanlamış, bir de ekranda görüyorsunuz. Oğlum bu nasıl ölümsüz bir şey, deldireceğim şimdi. Vallahi çıldıracağım.
Ekranda şu an görüyorsunuz dostlarım. Geçen bölümü bot bize böyle saldırmaya çalıştı. Kafasına böyle döndürdü, bir şeyler yaptı ve hasar alıyordum hatta. Ondan sonra bu konteyner tam botun kafasına düştü. O görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Oğlum bot nasıl buraya çıkmış? Delireceğim şimdi. Burada nasıl duruyor lan böyle? Kafayı yiyeceğim. Bir dakika, ben ona bakmam lazım. Katana şu sen suçlu da al. Efsaneleri direkt gidecek, tamam mı? Al şunu. Hadi gidecek efsaneleri. Ben şöyle bir botu bir bakıp geleceğim. Bu bize tehlike oluşturabilir. Hadi gidelim. Katana nereye, dur beraber gidelim ya. Oğlum bu ne ölümsüz bir şeymiş dostlarım bu bot. Bak bak kafası, bak dostlarım kafasını döndürüyor. Geçen bölüm böyle yaptığında yanına yaklaşamıyordum. Hasar veriyordu, hatırlayın. Bak yine kafasını döndürüyor. Ulan baba var ya, bak şeye bir döneyim senin ağzına vuracağım lan. Delireceğim ya, vallahi delireceğim. Koko sen niye gülüyorsun oğlum? Patron, ben bunun içinden geçerim, sen rahatta kal. Ben bunun şimdi içinden geçeceğim, ondan sonra da içine gireceğim. Sen burada beklemen, halledip geliyorum. Oğlum dur, hasar alacaksın, öleceksin, dur yapma, dur Koko bekle, dur Koko dur. Dur lan dur, hayır gitme, bekle dedim lan. Lan Koko iyi misin? İyi değilim patron, bir şey yaralıyor. Allah senin belanı versin Koko, dedim sana ama yaklaşma dedim, şuna yaklaşma dedim sana ben. Dedim sana. Aynısı bana da oluyor, hareket edemiyorum, bir dakika. Dostlarım bak ışınlıyor şu an, bir şeyler oluyor, bir dakika dur. Yapamıyorum. Allah kahretsin Koko seni. Dedim sana gitme diye dostlarım. Nasıl bir bot bu? Delireceğim şimdi ya. Bu nasıl bir bot abi? Kafayı yiyeceğim. Karakterimi kontrol edemiyorum. Bir dakika durun. El hareket. Bir şey de olmuyor ki abi. Delireceğim. Şu anda dostlarım karakterimi hareket ettiremiyorum. Bakın bir sağa bir sola ışınlanıyoruz Koko'yla. Bir şey olmuyor. Sıkamıyorum da ki. Koko'ya sıkacağım dur. Işınlanma kılıcına kaçmayı deneyeyim. Bekleyin. Kaç. Kaçtım. Kaçtım. Oğlum delireceğim. Koko'yu oradan kurtarmam lazım. Koko bekle, tamam mı? Kurtaracağım seni. Bekle. Bekliyorum patron. Beni lütfen kurtar. Dur kurtaracağım oğlum. Bekle dur. Şunu örs yağdırsam, yok dostlarım. Bottan bir kurtulamadık. Şu köye döneyim. Babinin ağzına vuracağım bak. Lan botun üzerine örs yağdırıyorum. Bota yine bir şey olmuyor. Çıldıracağım şimdi. Yanına çok yaklaşmamam lazım. Yaklaşırsam aynı ben de Koko gibi ışınlanırım dostlarım. O yüzden yanına yaklaşmamam lazım. Ne yapacağız? Mantıklı bir şey düşünmem lazım. Hiçbir şey çalışmıyor ki dostlarım. Yani Koko'yu direkt ben burada mahsur bıraktık yani. Ama ben dediğim gitme diye. Bunu salak kendi kendine gitti. Bobby var ya bak, köye döneyim, botu yapan Bobby bak. Belki de Bobby şu anda botu komutları veren de Bobby. Bobby'nin içinden geçmezsem adım borulu değil lan. İçinden geçmezsem adım borulu değil oğlum. Bir şey düşünmeye çalışıyorum şu anda. Yani ne yapılabilir? İnanın aklıma gelmiyor dostlarım. Ha Katerina geliyor. Bu ne böyle ya? Ne manyak bir şey bu? Ya sorma Katerina, dur şimdi sen şu silahı bana atsana. At o silahı bana. Mermilerini de at. Bak sakın yaklaşma, bak aynısı sana olur. Tamam mı? Sakın yaklaşma, bekle. Bu silahla acaba bir şey olur mu? Yok dostlarım, şimdi örslerin altında kaldığı için hiçbir şey olmaz bak. Hiçbir şekilde bak, mermiyi sıkıyorum işlemiyor, görüyor musunuz? Hiçbir şekilde işlemiyor yani, delireceğim, böyle bir şey nasıl olabilir, kafayı yiyeceğim ya. Ne yapsak abi? Düşünüyorum şu anda. Bir dakika dostlarım, bir şey daha deneyeceğim. En kötü yine ışınlanma kılıcıyla kaçarım. Abi el hareketi yap. Tamam aşağı iniyorum. Bir daha el hareketi. Aşağı indim. Aa ölüyorum. Ölüyordum. Ölüyordum. Bak direkt yanına yaklaşacağım. Bu sefer ışınlanmadım. Hasar veriyor dostlarım. Yok abi, bu bota bir şey yapamıyoruz. Ya aklıma başka bir şey de gelmiyor. Koku'ya ışınlanma kılıcını da atabiliriz. Aklıma o da geldi. Bir dakika durun. O Koku'yu oradan kurtarmamız gerekiyor abi. Abi bir dakika, Katana yere komplo koydu. Oha! Bir şey yaz, bir komut gir. Tamam bir dakika dur, aklıma bir şey geldi. Valla komplonu koyman çok iyi oldu Katana. Direkt ben bu botu şey yapabiliriz. Bir dakika dostlarım, bu komutu Bobby'den öğrenmiştim. Bunu yapabiliriz ama önce bir koordinat hesaplaması yapmam lazım. Sen geri çekil Katana, ne olur namaz. Geri çekil. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir dakika, önce bir koordinat hesaplaması yapacağım. Dostlarım Katana direkt ben buraya komplo koydu. Ve o yüzden direkt ben bu robotun altındaki blokları kırabilirim ve bunu boşluğa düşürebilirim. Örsler var ama örsler de mantıken boşluğa düşer. Şöyle yapacağız, bekleyin, bir koordinat hesaplaması yapacağım. Şu anda kaç mı yoktur burası? Tamam bir dakika, ben komut hazırlayayım, hemen geliyorum. Tamam dostlarım, şu anda bir tane komut hazırladım, umarım çalışır. Tam hesaplama yaptım bakın, direktman botun altındaki blokları bedrock'a kadar kıracağım. Bu komutu Bobby'den öğrenmiştim, umarım çalışır. Hazır mısınız? Koku'yu kurtarabiliriz. 3, 2, 1, bastım! Oldu! Yes! Başardık! Koku buraya gel lan, iyi misin? İyiyim patron, birazcık kalktım ama sıkıntı yok. Gerçekten de bu bot tam bir makine. Kurtuldum ama bir şeyim yok yani. İyi ki bunu yaptın. Ama gerçekten bir manyak yani. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Birazcık yemek var mı? Yemek yiyebilir miyiz? Patron karnım acıktı. Stres yaptım da karnım biraz acıktı yani. Tamam sana en güzel yemekleri vereceğim Koku. Bir geri çekil bakayım. Dur şu dostlarım, bot öldüm, ona bakmamız lazım. Şu anda bakın girdiğim komut sayesinde direktmen botu bedrock'ın aşağısına kadar düşürmüş olmam gerekiyor. Bu botu bu komutu Bobby'den öğrenmiştim. Bir dakika bakacağım, ölmüş mü? Oğlum bu nasıl manyak bir şey, ben delireceğim dostlarım, gerçekten ben kafayı yiyeceğim oğlum, bu nasıl manyak bir şey bu? Şuraya baksanıza, havada duruyor ve titriyor dostlarım, yine bug'da kalmış. Biz onu nasıl kurtulacağız? Şurayı kapat abi, delireceğim. En azından şu an dostlarım tam bize bir şey yapamıyor bak, bot orada kaldı bu sefer. Ulan var ya bak, bir köye gideyim, o babenin var ya, içinden geçmezsem bak Katana bana da adam demesinler. Hadi yarım kalan işimizi halledelim artık.
Tamam hadi yürü halledelim. Yürü yürü. Tamam hadi yürü halledelim. Hadi yürü halledelim. Tamam dostlarım, yarım kalan işimizi halletmemiz lazım. Yağmur da başladı bir anda. Niye böyle olur bilmiyorum. Direktman şimdi ne yapacağız? Diğer yanık efsaneleri de direktman yakıp bunları tamamen oyundan silmemiz lazım. Bak bir de bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir dakika, şimdi hangisini başlayalım? Az önce Kajaros'u yakıp yok ettik. Bana Alef sana at, aynen. At. Çok güzel, tamam at onu bana, tamam. Şimdi hangisiyle devam edelim? Dostlarım, hepsini teker teker yakmamız lazım. Önce o zaman 32'yi, tamam 32'yi alacağım. Tamam 32'yi aldım, çekil Katerina. Çekil, tamam 32'yi direktman bir şuraya koyayım. Tamam şimdi buraya bıraktım. Aynı Katerina'nın yaptığı gibi yapacağım, bakalım olacak mı? Oluyor dostlarım, oluyor, bakın. Bakın yok oluyor, görüyorsun bak. Hadi. Bunu da hallettim, tamam bu da gitti. Okey bu da bitti. Nasıl ya? Bir içeri baksana. Ne oldu? Ne oldu Katerina? Ne oldu? Ne oluyor Katerina? Ne oldu? Lan! Gegon'un kafası oynuyor! Katerina kaç! Katerina geri çekil! Katerina geri çekil! Dur! Canlandı! Dostlarım canlandı, bir dakika canlandı! Canlandı, kaçıyor lan! Burası olabilir böyle bir şey! Lan canlandı! Geber! Oğlum burası böyle bir şey mümkün değil dostlarım, bir dakika böyle bir şey... Düştü lan Gegoni ölmemiş miydi? Burası canlandı, çıldıracağım! Alex sen al, lütfen bekle yazdı. Bir dakika dostlarım, bu Gegoni nasıl canlandı oğlum? Böyle bir şey mümkün değil! Biz bu adamı yakmamış mıydık? Bunun bedeni yanık değil miydi? Lütfen bekle yazdı. How did you come alive? Nasıl canlandığını yazacağım, bir dakika merak ediyorum dostlarım. Bu nasıl olabilir ki böyle bir şey? Nasıl canlandığını hiçbir şekilde anlayamadım. Bir dakika hiçbir şekilde anlamadım. Yakmak da istemiyorum şu an çünkü bir dinlemek istiyorum. Nasıl canlandığını merak ediyorum. Belki diğerleri de canlanacak. İçeride bir sürü efsane var. Onların hepsiyle başa çıkmamız mümkün değil. Biz yaşayan ölüleriz mi? Ne demek lan bu? Ne diyorsun lan? Hayır. Gegoni canlandı. Hayır. Öl. Dostlarım Gegoni efektini açtı bakın. Özelliğini açtı. Lan buraya gel. Kaçıyor. Dostlarım kaçıyor. Çok hızlı kaçıyor. Bir dakika dur, zamanı yavaşlatma şerefsiz. Abi böyle bir şey nasıl olabilir? Demek ki diğer Codman Lady falan da canlanabilir. Çok yavaşım şu an. Bir dakika durun. Aşırı yavaşım şu an. Işınlanıyorum. Tamam ışınlanıyorum. Işınlan. Nereye kaçtı bu? Bir dakika dur, onu yakalamam lazım. Dostlarım onu yakalamam lazım. Orada gidiyor bak. Gördüm. Kaçma, buraya gel. Nereye kayboldu? Onu bırakamam dostlarım. Bir de şimdi Gegoni ile uğraşamam. Bir dakika nereye kayboldu bu? Bir dakika, bağırma sesine geliyor. Nereden geliyor? Orada. Hayır, bir dakika buraya gel. Dostlarım bir de Gegoni ile uğraşamam. Bir dakika, Gegoni ile bile uğraşamam. Onu öldürmem gerekiyor. Nereye kaçtı bu? Onu yakalamamız lazım. Şu an bu nasıl mümkün olabiliyor? Yanmış ve bitmiş efsane nasıl canlarını bile bilmiyorum ama. Kaçıyor da sürekli şerefsiz. Kayboldu. Geldi. Geber. Tamam, sıkıyorum. Ölecek. Bakın dostum sanki parçalanıyor. Tam parçalanıyor, geliyor. Üzerime geliyor. Bağırma, üzerime geliyor. Şunu artık resetle. Düştü. Ölecek. Hadi. Ölecek. Ölecek, hadi geber dostlarım, iyice parçalandı, öldürdüm. Oğlum bu nasıl canlandı, ben kafayı yiyeceğim dostlarım, bu nasıl canlanabilir, böyle bir şey nasıl mümkün olabilir, bana birisi mantıklı bir şekilde açıklayabilir mi? Bu efsaneler ölü değil miydi, yanmış değil miydi, bu nasıl canlanabiliyor, kafayı yiyeceğim. Belki diğerleri de canlandı. Belki şu anda Katerina'ya saldırıyorlar. Dostlarım Katerina'nın yanına gitmemiz lazım. Bekleyin. Belki şu anda Katerina'ya saldırıyorlar ve Katerina şu anda dostlarım şeysiz, korumasız. Çünkü Katerina'da şu an nitroksin vesaire yok. Katerina'ya zarar verebilirler. Bir dakika, orada içeride bir sürü efsane var. Hızlı olmam lazım. Koş oğlum. Katerina dur. Bu kim lan? Oğlum 07'de canlanmış. Ne oluyor? Delireceğim. Geber. Yere düştü. Öl, geber oğlum. Nasıl hayvan? Köpek gibi sürükleniyor. Delireceğim dostlarım. Kafayı yiyeceğim. Geber. Ölmüyordu. Öküz ölmüyordu. Onların peşinden git. Ben bunu hallederim. Neyi halledeyim? Kim halledeyim? Neyi söylüyorsun Katerina? Kim? Lan! Hayır, Lady Rakotman! Dostlarım Lady Rakotman da canlanmış. Korktum, başıma geldi. Lady Rakotman da canlanmış. Lan durun, buraya gelin! Lan! Silahımı aldı, tarıyor. Dostlarım silahımı aldı, tarıyor. Tarıyor. Öleceğim. El hareketi. Lan bundan nasıl canlanabilir dostlarım, kafa yiyeceğim. El hareketi yap. Tarıyor. Ölmem lazım. El hareketi. Codman kaçtı bak, karısını bıraktı, kaçtı. Öl artık. Lan artık düş yere.
Dostlarım kafa yedi, sıkamıyor. Sıkamıyor. Büyük ihtimalle parçalanıyor o da. Diğer Gregor'un gibi parçalanıyor. Bak yine tarıyor. Vuramıyor. Salak dostlarım vuramıyor. Aa vuruyor, öleceğim. Öleceğim. Düştü. Öleceksiniz lan. Bir daha canlanmanıza asla izin vermeyeceğim. Öleceksiniz. Hepiniz teker teker öleceksiniz. Bir daha canlanmanıza izin vermeyeceğim. Öleceksin. Öleceksin Lady. Sen de öleceksin. Hepiniz öleceksin. Korktan karşı dostlarım, bakın sevgilisine bakın nasıl kaçtı şerefsiz. Lady elinden direkt silahımı aldı. Geber lan. Kalktı. Öldü. Kodman nereye kaçtı? Bir dakika durun. Kodman'ı da yakalamam lazım. Dostlarım şu anda bunlar canlanıyorlar ama çok güçlü değiller. Bakın direkt ben ölebiliyorlar. Normalde bunlar bu şekilde ölmezler. Ama büyük ihtimalle vücutları yanık olduğu için direkt ölüyorlar. Kodman nereye gitti? Ulan korkak Kodman, direkt kaçtın değil mi? Korkak herifsin. Sen var ya tırsan tekisin. Ulan sevgilini bırakıp böyle kaçılır mı lan? Şerefsiz evladı. Durun dostlarım, Katana. En son orada sıfırıydı vardı dostlarım. Onu yere düşürmüştüm ama sonra Katana ben hallederim demişti. Bir dakika. Oraya gitmem lazım. Bekleyin. Oraya gideceğim. Koş. Galiba Freddy'yi öldürdü. Katana şey diyeceğim, başka kaçan oldu mu? Galiba hayır. Galiba mı? Dur bakmamız lazım. Dostlarım başka birisi kaçtı mı diyeceğim, zaten efsane kalmadı. Bir tek Eldra kalmış, tamam. Gegoni'yi öldürdük. 32 de öldü. Freddy öldü. Kodman kaçtı. Lady öldü. Bir dakika, en son bu kaldı. Şunu da öldürelim. Ölüyor mu? Yanıyor. Tamam, ölecek. Öl lan, öl artık, geber. Tamam bu da gitti. Katana, Kodman kaçtı. Yani Lady'yi öldürmeye başardım ama Kodman kaçtı. Kodman'ı yakalamamız lazım. Hadi yürü. Hadi koş. Dostlarım Kodman'a bir şekilde, hani benim ışınlanma kılıcım var. Ona bir şekilde yetişebileceğimi düşünüyorum. Bir dakika, babanın botuna ne oldu? En son buradaydı o da. Lan bir dakika, burası açılmış. Ben burayı kırık taşla kapatmıştım. Lan babanın botuna mı kaçtı? Delireceğim şimdi. Babanın botu da kaçmış. Tamam hadi koşalım. Botu boş ver. Kodman'ı yakalamamız lazım. Dur doğru söylüyorsun. Dur tamam. Dostlarım Kodman'ı, önce Kodman'ı yakalamamız lazım. Ay delireceğim ya. Of dostlarım, hani bunları Katana cansız bir şekilde Johnson'dan almıştı. Bunlar nasıl konteynerin içinde canlandılar? Bana birisi anlatabilir mi bu olayı? Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Yani bunlar nasıl canlandı? Nasıl tekrardan bize saldırmayı başardılar? Ama şunu fark ettiniz değil mi dostlarım? Bunlar hani daha zor olan efsaneler normalde. Orada! Lan bot da orada, Kodman da orada. Bir dakika dostlarım, bot Kodman'ı baga sokmuş bakın. Bot dostlarım Kodman'ı baga sokmuş. Bir dakika dur, el hareketi. Kodman'ı öldüreceğim. Helal lan bot, ilk defa bir işe yaradın. İlk defa. Kodman oyundan kaçtı. Allah kahretsin. Kodman oyundan kaçtı. Ulan bot ilk defa kedi olan bir fare tuttu ama dostlarım Kodman oyundan çıktı direkt. Ben kurtuldu ve oyundan çıktı. Ama mantıken ona tekrardan girmeye çalışırsa eğer oyuna girdiği anda burada başlar. Ve tekrardan bot onu baga sokar ve buradan kaçamaz. İlla oyuna girecek. Elinden kaçamayacaksın Kodman. Karını bırakıp kaçtın ama ben seni bırakmayacağım oğlum. Ben seni karının yanına göndereceğim Kodman. Seni paramparça edeceğim. Şerefsizler, hepsi bir anda canlandı. Nasıl oldu böyle bir şey anlamıyorum. Yorumlara fikirlerinizi ve teorilerinizi yazmayı unutmayın dostlarım. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey nasıl olabilir? İlla oyuna girecek dostlarım ama bu sefer elinden kaçamayacak. Kaçtı mı? Kaçtı Katarina. Kaçtı direkt mal. Oyundan çıktı şerefsiz. Bak babanın botu da burada. Bot ilk defa kedi oldu, bir fare tuttu. Ama eğer Kodman tekrardan oyuna girerse mutlaka yine burada başlayacak. Ve direkt ben botun yanında olduğu için ne bug'da kalacak ve sağa sola ışınlanacak büyük ihtimalle. O yüzden illa ki elinden kaçamayacak yani. İlla içinden geçeceğiz dostlarım. Aa dur, Koko da geldi. Patron, burada ne olmuş böyle ya? Ben içeride bayağı da bir korktum biliyor musun? Yani bana bir şey olacak diye çok korktum ve direkt içeriye kaçtım. Ama herhalde siz düşmanları yenmişsiniz. Yendik Kokocuğum, yendik. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi Katarina. Koko bir şey diyeceğim. Bak sen burada bekle, tamam mı? Bak şu karşıdaki botu görüyor musun bak? Botun yanında eğer Kodman adında birisi oyuna girerse direkt bana haber ver, tamam bak. Ama çok sakın yaklaşma, tamam bak. Bota geçen yaklaştın, başına neler geldi gördün. Sakın bota yaklaşma, tam olarak burada bekle. Ve eğer oyuna Kodman adında birisi girerse, Kodman Joint the Game yazısını görürsen ve eğer o Kodman burada siyah bir şekilde durursa direkt bana haber ver, tamam mı? Hatta ben sana telefonumu da vereyim. Kabul eder misin bunu? Ederim patron. Niye yapmayayım? Sen benim patronum değil misin? Tabii ki de yapacağım. Ben burada beklerim. Eğer Kodman diye biri oyuna girerse de sana direktman söylerim. Sen merak etme. Hah, adamım benim. Aferin. Tamam dostlarım, ben bir Koko'ya telefonumu vereyim. Ondan sonra köye gireceğiz. Bobby'den hesap soracağım. Onun aptal botu yüzünden dünya vakit kaybettik. Katerina beni sakinleştirmeye çalışsa da sakin olabilecek miyim inanın bilmiyorum. Köye gittiğimizde bunu göreceğiz. Köye geldik dostlarım, ben Bobby hesabını soracağım ama botu bize saldırtmak neymiş?
O dünyanın sonunu görecek şimdi Emesininkini. Gel Katerina. Orada bak şerefsizi görüyor musun? Bak orada. Bak bizi görünce içeriye kaçtı Katerina, görüyor musun? Bak bizi görünce içeriye kaçtı. Şerefsiz. Şerefsiz oğlum, seni var ya paramparça edeceğim. Dostlarıma bize saldıran. Bizimle uğraşan, kokuya baga sokan Bobby'nin botu. Yani bunu Bobby yaptırıyor olabilir. Ulan bir botuna sahip çıkamıyorsun. Geçen bölüm tamam eyvallah, Bob bize yardım etti ama bu bölümde dostlarım bizim işimizi zorlaştırdı. Gerçi videonun sonunda yine Codman'e, yani az önce Codman'e yardım ettik. Bize Codman'e baga sokarak bize yardım etti ama dostlarım bence Bobby bilerek o botu oraya gönderdi ve botta bir şekilde hareketler falan yaptırdı. Bilmiyorum. Bobby'ye bunun hesabını soracak. Bobby çünkü bana kızgın ve benden intikam almaya çalışıyor olabilir. Katana ben şimdi Bobby'yi biraz izleyeceğim, tamam mı? Sen eve git, dikkat çekmeyelim. Onunla konuşmaya çalışacağım ama önce bir izlemem lazım. Yani ondan şüpheleniyorum birazcık. Sen şimdi eve git, tamam mı? Tamam ama bence Bobby ile kavga etmeden güzelce onunla konuş. Tamam. Tamam denerim, hadi. Hadi eve git, yürü. Hadi tamam dostlarım. Bobby bir şeyler karıştırıyor, bak ben size söyleyeyim. O botu kontrol ederek resmen geçen bölümün sonunu hatırlayın. O bot bize saldırmaya çalışmıştı. Böyle kafası döndü, gözleri kırmızı oldu. Yani Bobby'den bunun intikamını alacağım. Ben o kadar efsaneyle uğraşırken, bir sürü Codman'ı, Lady'si, Gegonis'iyle uğraşırken bir de Bobby'nin botuyla uğraşamam. Bobby'ye bir de en yakın arkadaşım diyorum yani. Bunun cevabını verecek. Bak bizi görür görmez direkt Zog ile eve girdi direktman. Bir dakika, evin içine bakacağım. Bakın dostlarım aşağı indi, bak gizli odaya indi, gördünüz mü? Bakın Bobby gizli odaya indi, gördünüz değil mi? Şerefsiz bak orada yine aşağıda, bak bak dostlarım bakın buzdolabı kapandı, gördünüz. Vallahi kapandı, bu aşağıda yine bir şeyler karıştırıyor. Bu odaya geçen bölümlerde girmiştik ve yine girmenin vakti geldi galiba. Ama bunu farklı bir yöntemle yapacağım. O botu bize saldırttırmak neymiş Bobby'ye göstereceğim dostlarım, beklesin. Dua esnerinde Zogi var, ona var ya öyle bir göstereceğim ki çok pişman olacak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.